Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün COVID-19 salgınından sonra sürdürülebilir yeni model şehirleri ve sektörleri konuşacağız. HSBC Bankası'nın global bir araştırması var. Şehirler üzerine İstanbul'da bu araştırmanın içinde. Konuğumuz bize detayları aktaracak. HSBC Geleceğin Şehir ve Sektörleri Global Başkanı Profesör Greg Clark sorularımızı cevaplayacak. Sayın Clark, öncelikle bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte olmak benim için bir zevk Sayın Arzu. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Şunun ile başlamak istiyorum. Bu tarz bir raporu oluşturmaya nasıl karar verdiniz? Böyle bir raporu oluştururken amacınız neydi, anlatabilir misiniz? Tabii ki. HSBC gibi bir banka için şehirler gerçekten çok önemli yerler. Şehirlerde insan yoğunluğu çok fazla ve insanlar da bize müşterilerimiz ya da müşterilerimizin çalışanları. Ancak şehirler aynı zamanda sistemlerin, imkanların, varlıklarının çok yoğun olarak görüldüğü yerler ve şehirler de ticaret yapması için finansal olarak bizim desteklediğimiz işletmeleri giderek daha da gelişen bir platformu haline geliyor. Yani şehirler küresel ticaret koridorları ya da kültürel üretim yerleri. Ve şimdi şehirler son dönemlerde geleceklerini düşünür hale geldiler COVID-19 sebebiyle. HSBC için bu tarz bir rapor yazmak, şehirlerin İstanbul'un geleceğiyle alakalı bir rapor yazmak ya da Kahire, Riyad, Dubai ya da Abu Dhabi'nin geleceğiyle alakalı bir rapor yazmak çok ilginç bir süreçtir. Bizim için önemli ve müşterilerimiz için de önemli. Pekala, anlıyorum. Daha sonra spesifik olarak size İstanbul ile alakalı sorularım olacak, ancak şimdi konuşmak istediğim şey şu. Bize biraz detay vermeniz mümkün mü? COVID-19 şehirlerin pozisyonunu nasıl etkiledi ya da küreselleşmenin ve şehirlerin geleceğini de nasıl etkiledi? Bize anlatabilir misiniz? Arzu, ilginç bir soru sordunuz ve elbette bu sorunun tek bir basit cevabı yok. Şunu unutmamamız gerekiyor. COVID-19 öyle bir zamanda geldi ki biz şehirleşmenin başladığı yüzyılın 50. yılındaydık o zaman. Ve bu yüzyılda da dünyanın nüfusu farklı bir yere gitti. Yani 1980'lerde yaşayan 6.5 milyar insanın %40'ı şehirlerde yaşıyordu. 2018'de ise 9.5 milyar insanın %80'i şehirde yaşar hale geldi. COVID-19 öyle bir noktada geldi ki küresel şehirleşmenin hızla arttığı bir dönemdi o dönem. Pekala, bu gerçekten ne anlama geliyor? COVID-19 elbette bir sağlık krizidir. İlk olarak bir sağlık krizidir. Ve bu ne anlama geliyor? Çoğu şehrin çok çok olağanüstü önlemler alması gerektiği, kendi vatandaşlarının enfeksiyon kapmasını engellemek için. COVID-19 aynı zamanda ekonomik şoku da tetikledi. Ki bu ne anlama geliyor? Daha az mali kaynağımız olacak, işlerimizi ve ticaretimizi sürdürmede daha fazla zorluk yaşayacağız anlamına geliyor. Ancak COVID-19 aynı zamanda şehirler için değişim ajanı. Çünkü daha fazla dijital teknoloji kullanımını arttırdı. Ya da kamu alanlarını ve kamu sistemlerini daha güvenli hale getirme konusunda ısrarcı olmamıza sebep oldu. Ve aslında insanlara çalışma, ulaşım, tüketim ve yaşam alanları konusunda seçenek sağladı. Ve bunun gelecekte başka bir şekilde olma şansı verdiğini görüyoruz şehirlerimize. Belki de ekonomik fonksiyonların yeniden ve farklı şekilde dağıtılmasını sağlayabilir. Ve ben şöyle de düşünüyorum. Şehirlerimizin çok merkezli olmasını sağlayabilir bu gelecekte. Ve daha fazla yayılmasını sağlayabilir ki şehirlerimiz daha geniş bir coğrafyada yayılabilsin ve organize olabilsin. Çok fazla şey var tabii ki, ancak bunlar en önemli noktalar. Şunu merak ediyorum. Ekonomilerden bahsettiğimiz için sormak istiyorum. Küresel anlamda COVID-19'un kötü bir şekilde küresel ekonomiyi etkilediğini görmüş bulunuyoruz. O yüzden şunu sormak istiyorum. Bir şehir sizce iyi bir küresel ekonomiyi nasıl sürdürebilir? Yani şunu sormak istiyorum. Bir şehir ekonomisini nasıl değiştirebilir önümüzdeki dönemlerde ki daha fazla ticaret yapabilsin ve daha sürdürülebilir bir ekonomisi olsun esasen? Özellikle de gelişen ülkeleri ve şehirleri sormak istiyorum. İyi bir soru sordunuz Sayın Arzu. Bir şekilde aslında çok açık bir cevabı var bu sorunuzun.
en güçlü ekonomiye sahip olan şehirler neredeyse her zaman ekonomisi en fazla çeşitlendirilmiş olan şehirler. Başarılı şehirlere bakalım mesela son 30-40 yılda. New York, Londra, Hong Kong, Singapur, Paris. Bu şehirlerin çok farklılaşmış, farklı alanlara yönelmiş ekonomiler olduğunu görürsünüz. Yüksek değerli hizmetleri var. Aynı zamanda seyahat uğrak noktası, güçlü üniversiteleri sahip bu şehirler ve çoğu şehrin de aslında ticarette, üretimde, mal üretiminde, yaratımında iyi bir yeri olduğunu görüyoruz. Ve güçlü pozisyonlardalar. Güçlü girişimleri var. Her zaman yeni şirketler açılıyor. O yüzden burada değişen bir şeyler var. Covid-19'dan sonra şehirlerin hala bu çeşitlendirilmiş ekonomiye sahip olması gerekiyor. Ancak Covid-19 yeni bir durum kattı aslında şehirlere. Dijital ekonomide başarılı olması gerekiyor şimdi şehirlerin. Ve dijitalleşmede biraz daha artış olduğunu görüyoruz. Ve şehirlerin de bu alana odaklanması gerekiyor. İkinci olarak da tabii ki Covid-19 bizim ticaretin ve ticaret zinciriyle alakalı anlayışımızı değiştirmiş durumda. Yani 21. yüzyılın lojistiği çok önemli olacak. Ve şehirlerin de çoklu ticaret zincirlerinde yer alması gerekecek. Sadece bir ya da iki tanesinde değil. Çoklu olarak ticaret zincirleri içinde olması gerekecek. Ve çok açık bir hale gelen bir şey var. Covid-19 sadece bir sağlık krizi değil. Bu aynı zamanda çevresel bir sorun da bariz açılardan ve bize şunu gösterdi: çok daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabiliriz ve çalışabiliriz. Bu mümkün. Şunu söyleyebiliriz: Covid-19 bizim şunu kanıtlamamıza yardımcı oldu. Üretimi, üretkenliği, karbon emisyonunu ayırabiliriz. Bu mümkün. Bize bunu gösterdi. O yüzden ekonomimizi de dekarbonize etmek çok önemli önümüzdeki rollerde, yıllarda ve şehirlerin bu anlamda çok önemli bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Pekala, şimdi İstanbul'a dönmek istiyorum. Siz raporunuzda İstanbul'u nasıl konumlandırdınız bir mega şehir olarak? Evet, sanırım söylenmesi gereken ilk şey Sayın Arzu şu: İstanbul en önemli şehirlerden bir tanesi. Dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bunu tarihsel olarak da kanıtladı, zaman içinde de kanıtladı. Herkes biliyor ki İstanbul'un 3 ismi oldu. İstanbul 3 farklı dönemlerde çok önem arz etti insanlığa ve dünyanın da ihtiyacı olan şeyleri icat etti bu şehir. Diplomasiyi, pasaportu, havai fişeği icat etti. Bütün deniz teknolojisini icat etti. Ve bazı açılardan İstanbul dünyanın ilk küresel şehriydi. Kozmopolitan şehriydi ya da ilk mega şehriydi İstanbul. O yüzden önemli bir şehir ve etkisi de çok fazla İstanbul'un. Raporuna dönüp baktığımız zaman şunu çok hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz: İstanbul büyüme dönemindeydi ve bu büyüme dönemi de sürdürülebilir gibi görülüyor. Nüfus büyümesi, altyapıyla olan çok fazla yatırımlarla birlikte ayrıklaştı, havalimanları yapıldı, otoyollar yapıldı, birçok yatırım yapıldı. Yani İstanbul şu an benim mega şehir zorluğu olarak gördüğüm şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Mega şehir zorluğu şu: nüfusa yetecek kadar ya da ekonomik farklılaşmaya yetecek kadar altyapı yatırımları artabilecek mi? Ki bu sayede siz oluşturulan yeni endüstrileri de yaşatabilir misiniz? Onlara da destek sağlayabilir misiniz? İstanbul bu noktada bu açıdan çok iyi bir iş çıkarıyor ve aynı zamanda da İstanbul kendi yumuşak gücü olarak adlandırabileceğimiz şeyi de güçlendiriyor. Bir kültür merkezi, bir din merkezi, yüksek eğitim merkezi, öğrenim merkezi, bir sanat merkezi İstanbul. Ve elbette İstanbul önemli bir seyahat noktası da aynı zamanda. İstanbul güçlü bir şekilde seyahatine devam ediyor, yolculuğuna devam ediyor başarılı bir şehir olma yolunda. Tabii ki bazı çözülmesi gereken sorunlar da var. Ancak İstanbul'un çok fazla ivmeye sahip olduğunu söylemek istiyorum. Ve bunu görmekte oldukça ilginç. Evet, anlıyorum. İstanbul kozmopolitan bir şehir. Ve İstanbul'un çok fazla avantajı var sizin de söylediğiniz üzere. Ancak şunu bilmek istiyorum: daha sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmak için, daha fazla büyüyebilmek için ve aslında ekonomik rekabetçilik alanında daha fazla söz sahibi olabilmek için İstanbul ekonomisi ne yapmalı? Çok fazla altyapı yatırımımız var, ancak
Daha fazla ne yapılması gerekiyor sizce? Bence yüksek ihtimalle önemli olacak 3 şey var önümüzdeki dönemlerde Sayın Arzu. İlk olarak İstanbul'un dünyaya olan açıklığını devam ettirebilmek. Bu ne anlama geliyor? İstanbul'un insanların ziyaret edebileceği bir yer olmasına devam etmesi. Önemli bir yüksek eğitim merkezi olmaya devam etmesi. Sadece Türkiye'de değil ancak dünyanın içinde, bölge içinde önemli bir yüksek eğitim merkezi haline devam ettirebilmesi. Ve İstanbul'a gelen insanların sayılarını artırabilmesi. İstanbul'un tarihi her zaman zenginleşti. Çok daha fazla kozmopolitan bir hale geldi. Hiçbir zaman daha azalmadı. Ve şimdi İstanbul'da kozmopolitan arka planının şu an tadını çıkarıyor. İstanbul her zaman kozmopolitan bir şehirdi. Her zaman açık bir şehirdi. Ve bu şekilde devam etmeli. İkinci olarak da İstanbul'un gerçekten ama gerçekten bizim inovasyon ekonomisi olarak adlandırabileceğimiz şeydeki rolünü geliştirmesi gerekiyor. Bilgiyi, teknolojiyi, bilimi ve sanatı ticari aktiviteye çevirebilme becerisine sahip olması gerekiyor. Güçlü bir girişim sistemi var İstanbul'da. Ancak bütün şehirler önümüzdeki dönemlerde daha da fazla istihdam yaratmaları gerekecek kendileri için. Bu ne anlama geliyor? Uluslararası şirketlere ya da yabancı şirketlere güvenemeyiz istihdam yaratımı için. Bizim bu tarafta kendimize güvenmemiz gerekiyor anlamına geliyor. Ve İstanbul için üçüncü olarak önemli olan şey sürdürülebilirlik ve dirençli olma arenasındaki liderlik rolünün güçlendirilmesi. İstanbul'un tabii ki çok bariz bir zorluğu var önümüzdeki dönemlerde. O da depreme hazırlıklı olmalı. Dirençli bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Dirençli yapılar olması gerekiyor İstanbul'da. Ve bu çok önemli olacak önümüzdeki dönemlerde. Ancak sürdürülebilirlik açısından da İstanbul'un karbonlaşmanın azaltılması açısından bir lider olarak görülmesi gerekiyor. Ve daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha iyi hava kalitesi olan bir şehir olarak görülmesi gerekiyor. Ve toplumun, kültürün bu şehrin tadını çıkartabildiğinin görülmesi gerekiyor. Çünkü çevre gerçekten iyi olarak görülmeli. Pekala, ticarete dönecek olursak şunu sormak istiyorum. Ticaret çok daha önemli bir halde herhangi bir zamandan sonra. Covid-19 bize bunu gösterdi. Sizce İstanbul ya da Türkiye bir ticaret merkezi haline gelebilir mi sizce gelişen ülkeler arasında? Kesinlikle. Çünkü biz Asya'dan Avrupa'ya ve aynı şekilde Avrupa'dan da Asya'ya bir köprü işleri görüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle haklısınız. İstanbul Avrupa ve Asya arasındaki bir köprü görevi görüyor. İstanbul kuşak ve yol girişimi aracılığıyla İpek yolunun yeniden canlandırılması ki çok önemli bir nokta. İstanbul aynı zamanda Karadeniz ve bunun ötesinde Rusya ile yani Kuzey ile Akdeniz'i yani Güney'i birbirine bağlayan bir noktada ve çok önemli bir yere sahip İstanbul. Ve İstanbul'un aslında küresel ticarette ve işlemede bir lider olabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda geleceğin seyahat ekonomisinde de lider olabilmesi gerekiyor. Covid-19 ne yaptı? Bakın, bizim ticaret rotalarının ya da tedarik zincirlerinin geleceğiyle alakalı olarak anlayışımızı değiştirdi. Küresel anlamda etkililikte yüksek seviyede uzmanlaşmanın gerekli olacağı görüşü vardı. Ve en etkili tedarik zincirlerinin olması gerektiği düşünülüyordu. Ancak Covid-19'dan sonra tedarik zincirlerinin dirençli olması gerektiği anlaşıldı. Sadece etkili olması yeterli değil, dirençli de olmalı. O yüzden İstanbul'un çok farklı yönlerde ticaret yapabilmesi gerekiyor. Ticareti Avrupa içine ve dışına da yapabilmesi gerekiyor. Asya içine ve dışına ticaret yapabilmesi gerekiyor. Ve bunu çok fazla tedarik ayarlamasıyla yapabilmesi gerekiyor. Ya bu ne anlama geliyor? Baktığımız zaman ticaretin ve bir hizmet olarak lojistiğin dijitalleşmesi anlamına geliyor. Ya da limanların modernleşmesi anlamına geliyor. Bunlar çok kritik şeyler olacak. Ve şunu da belirtmek istiyorum Sayın Arzu. Ticaret sadece mal ticareti değil. Ticaret aynı zamanda hizmetler ticareti de olarak karşımıza çıkacak. Ve İstanbul'un çok iyi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Finansal hizmetler için ya da profesyonel hizmetler için ve tabii ki yaratıcı hizmetler için. Önemli bir potansiyeli var İstanbul'un. Belki de farkındasınızdır çok önemli bir şey var. HSBC
İstanbul'un geleceğiyle alakalı bir rapor açıkladığı zaman Max on Duty isimli sanatçıyla çalıştık ve kendisi bizim için muazzam bir fresk, mural çalışması yaptı İstanbul'un geleceğiyle alakalı. Ve bu da bize şunu hatırlatıyor. İstanbul aynı zamanda yaratıcı hizmetlerin de bir merkezi aslında bütün dünya için. Pekala, Covid-19'dan sonra bir sektör inanılmaz bir gelişim kaydetti. Ki bu sektör de teknoloji sektörü. Ve hatta şimdi bile biz sizinle teknoloji aracılığıyla konuşuyoruz. Covid-19'dan sonra çok fazla bir gelişim oldu aslında teknoloji tarafında. Bu sebeple şunu sormak istiyorum. Şehirlerin teknoloji yatırımı için önemi nedir? Evet, yine çok önemli bir konuya değindiniz Sayın Arzu. Belki teknoloji fırsatlar yaratıyor ancak riskler de yaratıyor şehirler için. Ne tarz riskler? Şehirler için teknolojinin yarattığı fırsatlar şu. Teknoloji 3 şekilde kullanılabilir şehirlerde. Teknoloji bizim daha güçlü bir şekilde üretim yapmamızı sağlayabilir. Daha fazla farklılaşmış bir ekonomiye sahip olmamızı sahip olabilir. İnovasyon ekonomisi, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisine sahip olmamızı sağlayabilir. Teknoloji bütün bunları tam merkezinde, tam kalbinde ve iyi dijital altyapısı olan şehirler ya da daha dijital girişimleri olan şehirler daha iyi bir noktada olacak. Ancak ikinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Şehirleri daha iyi yönetebiliriz. Daha akıllı bir yönetimimiz olabilir. Ulaşım sistemi daha akıllıca yönetilebilir. Yapılar, binalar daha akıllıca bir şekilde yönetilebilir. Trafik için de iyi, öyle değil mi? Tabii ki trafik yönetimi için de iyi bir şey teknoloji. Sağlık yönetimi için, yapı yönetimi için çok iyi bir şey. Aynı zamanda kamu alanlarının yönetimi için de çok iyi. Stadyumlar, sanat galerileri, hastaneler, üniversiteler bunların yönetimleri için çok iyi bir şey. Ancak teknoloji aynı zamanda tabii ki vatandaşlarıyla iletişim için yeni bir alan da yaratıyor. Yeni bir yol da yaratıyor. Ve Covid-19'dan sonra şehirlerin teknolojiyi sadece kendi içinde yaşayan vatandaşlarıyla iletişimde değil, ancak şehirleri kullanıp şehirlerde yaşamayan insanlarla da iletişim için kullanması gerekiyor. Yani teknolojiyi kullanarak üye olabilirsiniz şehirlere, ancak o şehirde yaşamanız gerekmeyebilir. Yani şehri bir hizmet olarak kullanabilirsiniz. Bunlar iyi tarafları teknolojinin. Ancak teknolojiyle gelen bazı zorluklar da olabilir Sayın Arzu. Ne gibi? Örneğin insanların ne zaman seyahat edecekleri, nerede yaşayacakları, nasıl çalışacakları, nasıl tüketecekleri için seçenekleri olacak. Online tüketimde çok fazla artış olacaktır. Ve çok daha fazla insan aslında AVM'lere gitmek istemeyecektir. Çoğu insan belki de evden çalışmaya karar verecektir. Şehir merkezlerindeki ofislerine gitmek yerine evden çalışmaya karar verecektir. Ve aslında çok sosyalleşmeyebilir mi demek istiyorsunuz? Evet, eskisi kadar sosyalleşmeyebilirler. Ve insanlar eskiden olduğu kadar kamusal alanlara gitmeyebilirler artık önümüzdeki dönemlerde. Çünkü virüsten bulaşmasından korkuyor olabilirler. Yani şehirlerin bu noktada bazı uyarlamalar yapması çok önemli. Ve ilk uyarlama da şehir merkezlerinin biraz daha az tüketime ve işe gidip gelmeye dayanır halde olması. Bunun azaltılması ve perakendecilerin ve işe gidip gelenlerin bir şekilde azalabileceğini düşünmesi gerekiyor Covid-19'dan sonra. Ve şehir merkezlerinin kendini yeniden oluşturması gerekiyor. Yaşam merkezi olarak ya da çok iyi deneyimler yaşanabilecek bir yer olarak kendini yeniden oluşturması gerekiyor. Ve inovasyon ekonomisi için bir nokta olarak kendini yeniden oluşturması gerekiyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ve aslında şehirlerin daha çok komşu merkez olarak adlandırabileceğimiz şeyler oluşturması gerekiyor. Yani insanların evlerine yakın bir yerde çalışıp restoranların, kafelerin, barların, mağazaların insanların yaşadığı yerde olabileceği bir nokta, bir merkez oluşturulması gerekiyor. Bazen buna 15 dakika şehri de diyoruz. Ve nüfusun aslında biraz daha fazla yayılması gerekiyor coğrafyada. Komşu şehirlere ya da kasabalara biraz daha yayılması gerekiyor. Şehir fikri biraz daha büyüyebilir ve aynı zamanda turizm ekonomisinin toparlanması da zaman alacak. O sebepten ötürü de çok akıllıca bir şekilde otellerimize ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Onları dolu olmasa bile nasıl kullanacağımız konusunda akıllıca davranmamız gerekiyor. Oteller bence vatandaşlara da hizmet edecektir. Sadece onu seyahat edenlere hizmet etmekle kalmayacaklar.
Pekala, size şunu sormak istiyorum. Sizce önümüzdeki dönemlerde daha da fazla insan kırsal alanlar değil de şehirlerde yaşamak seçecekler midir? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, tam olarak ben de öyle düşünüyorum. Olay şu, bakın Sayın Arzu, belki kırsal alanlara giderler mi daha sessiz olacak diye. Bazı insanlar köyleri ziyaret etmeyi seçebilirler ve dijitalleşmede onlara bir fırsat sağlayacaktır. Şehir merkezinden uzakta yaşayıp ancak hala şehir merkezinde bir işi olmaları konusunda onlara bir fırsat sağlayacak. Bazı insanlar bu fırsatı alıp değerlendirecektir. Ancak bazı insanlar da, özellikle de genç nüfustan bahsediyorum, yapabilirlerse tam olarak şehir merkezinde yaşamayı tercih edeceklerdir. Çünkü orada çok fazla heyecanlı aktivite var. Orada çok daha iyi bir sosyal hayatları olabilir. Ve şehir merkezinin bütün faydalarından yararlanabilirler. Eğlence merkezleri, restoranlar, aynı zamanda kültürel etkinliklerden orada daha fazla faydalanabilirler. O yüzden bence şehir merkezlerinin aslında insanların onu ziyaret etmesine daha az dayanıyor olması lazım ve kendi vatandaşlarına daha fazla güveniyor olması lazım. Onlara daha fazla dayanıyor olması lazım. Şu an iyi olan şey şu, insanların şu an daha fazla seçeneği var. Herkesin mümkün olduğu kadar şehir merkezinin uzakta yaşayacağını sanmıyorum. Bazı insanlar tam olarak şehir merkezine taşınmak isteyeceklerdir ve bunu yapabilmeleri için de iyi bir fırsatları var. Ancak bu ne anlama geliyor? Şehir merkezlerinin cazip yaşanma alanları olarak yeniden tasarlanması gerekiyor. Bu noktada kalabalığı azaltmamız gerekiyor. Hava kalitesini arttırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de toplu taşımayı iyileştirmemiz gerekiyor. İstanbul'un bu tarz yatırımlar yapmasının sebebi de tam olarak bu. Yeşil, temiz otobüsler gibi şeyler bu yüzden çok önemli. Gelecek motor taşıtları değil çünkü. Pekala Sayın Clark, yaklaşık olarak 3 dakikamız var ve size 2 sorum var sormak istediğim. Birçok konuyu konuşmaya çalışıyoruz bildiğiniz üzere. İklim değişikliği ve doğayı sormak istiyorum. İkisi de çok önemli şeyler. Özellikle de COVID-19'un ardından biz gördük ki iklim değişikliği çok çok önemli. Hastalığı önlemek için ya da hayatımızdaki her şey için iklim değişikliği çok önemli. Sizce nasıl daha doğal alanlar yaratabiliriz şehirlerin içinde? Bu çok çok önemli olacak. Şimdi COVID-19'un ardından daha da önemli. Sağlıklı şehirler oluşturmamız gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla insanın yürüyüp bisiklete binmesi, egzersiz yapması anlamına geliyor. Bizi hasta eden değil, bizi daha sağlıklı hale getiren yapılar inşa etmemiz gerekiyor. Hava kalitesini arttırmamız gerekiyor. Şehirlerdeki kirlilik seviyesinin azaltılması gerekiyor. Ve doğanın şehire bir kez daha gelmesi için ona fırsat yaratmamız gerekiyor. Ki daha fazla yeşil alan, daha fazla yeşil yapı oluşturabilirim, inşa edebilirim. Bunlar önümüzdeki 20, 30, 40 yıl için çok önemli bir gündem olacak. Pekala, son soru olarak da size şunu sormak istiyorum. Sizin şehirlerde yaşayan kalabalık toplumlara, insanlara mesajınız ne olacak? COVID-19'dan sonra bizi bekleyen şey nedir? Çok kısaca cevabınızı alabilir miyim? Söylenecek ilk şey şu, daha fazla seçeneğimiz olacak. Nerede yaşadığımız hakkında, nasıl çalıştığımız, nasıl tükettiğimiz ve nasıl seyahat ettiğimiz konusunda bizim daha fazla seçeneğimiz olacak. Bazı insanlar için bu daha fazla şehire sahip olabilirsiniz anlamına geliyor. Ancak diğer insanlar için daha fazla kırsal alanı da ifade ediyor. Ancak en önemli şey burada gerçekten elinizdeki şehirlerin faydasını görmek, ondan en fazla şekilde faydalanabilmek ve şehirleri yeniden inşa etmek çok önemli olacak önümüzdeki 20 yıl için vatandaşların isteklerine göre. Ve bunun da söylediğim gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların isteklerine göre olması çok önemli. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, üst düzeyde şehirlerin geleceğini konuştuk. HSBC Geleceğin Şehir ve Sektörleri Global Başkanı Profesör Greg Clark sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.